Bir de Medya'ya hoş geldiniz. Başlıyoruz bugün Tarık Toros'la birlikte yapacağız Bir de Medya'yı. Dün akşam yayındaydı. Türkiye'nin yakından takip ettiği bir röportaja imza attı. Ali Fuat Yılmazer. Evet. Ergenekon'un kara kutusu. Dün akşam konuştu. Uzun uzun da konuştu. Çok ciddi iddiaları vardı. Ergenekon'u başlatan isim. Bütün o gelişmelere hakim olan isim. Çok eleştirilen bir isim. Sadece Ergenekon değil, o süreçte bütün dalgalarda imzası olan polis şefi. 2007-2011. 2007-2011 arasında. Sonrasında da istenmeyen adam ilan edilen bir polis şefi. Hükümetin hedefindeki polis şeflerinden birisi. Cemaatçi olduğu iddiasıyla görevden alındı. İstanbul'dan alındı önce. Kızağa çekildi. Sonra da Tunceli'ye müthiş bir Yıldırman'ın aldığından emekli olmak zorunda kaldı. Tunceli'ye atandı ve ondan sonra da emekli oldu. Onların hepsini anlattı. İki gazetede manşet zaten anlattıkları, Cumhuriyet Gazetesi'nde ve Bugün Gazetesi'nde. Cumhuriyet Gazetesi'nin manşetinde dün Ali Fuat Yılmazer'le senin yaptığın röportaj. Tabii. Talimat Erdoğan'dan diyor. Benim dikkatimi çeken, tabii birçok konu konuşuldu ama üç başlık çok dikkat çekiciydi. Birisi başbuğun cezaevine konulması başbakanın talimatı dedi. Ve bunda şaşırmasının bir manası yok. Çünkü haberi vardı dedi. Üstelik doğru, talimat olduğunu söyledi. Bir diğeri Oda TV davasıyla ilgiliydi. Nedim Şener ve gazeteci arkadaşların gözaltına alınması, sonra da cezaevine gönderilmesi yine hükümetin kendi tasarrufuyla meydana geldi dedi. Ve bir de KCK başlığı vardı. O da çok önemliydi. KCK meselesinde de MIT'in aslında Güneydoğu'daki bazı karakol baskınlarıyla doğrudan bağlantısı olduğunu, o organizasyonun içinde olduğu iddiasını gündeme taşıdı. Bunlar, o dosyalar raftan indirildiğinde ortaya çıkacak gibi bir iddiası da oldu. Cumhuriyet'in manşeti Talimat Erdoğan'dan emekli istihbarat müdürü Yılmazer tüm siyasi operasyonları başbakanın yönettiğini söyledi. Bütün ayrıntıları biliyordu diye Cumhuriyet de koymuş. Başbuğ mutlaka tutuklansın diyen de başbakan Erdoğan'dı gibi. Çok önemli. Aman Türkiye'yi ha tutuklansın sarsacak, diye hatta aman söyledi. Aman ha tutuklansın diye bir cümleyi söyledi. Türkiye'yi sarsacak bir iddia aslında bu. Bugüne kadar hiç konuşmayan bir isimdi. Bu süreci en yakından takip eden, içinde olan, hatta organize eden bir isim olduğu için de söyledikleri önemli. Birazdan soracağım sana, kızgınlıkla mı söylenmiş sözler, birilerini suçlamak için mi söylenmiş sözler? Çünkü dün sosyal medyada bu çok konuşuldu ve buna ilişkin de bazı iddialar vardı. Özellikle hükümete yakın bazı isimlerden. Ergenekon ve Balyoz operasyonlarının kilit ismi İstanbul İstihbarat Şube'den sorumlu eski Emniyet Müdür Yardımcısı Ali Fuat Yılmazer bugün TV'de müthiş açıklamalar yaptı. Kilit isimden şok iddialar diyor. Başbuğ tutuklansın. İmralı'dan eylem emri Kandil'e götürüldü MİT tarafından, cinayeti karartma çabası diyor. Hakan Fidan, KCK eylemlerine karışan ve istihbarat bildirmeyen MİT iltisaklı elemanlar nedeniyle ifadeye çağrıldı. Soruşturma ne kuruma ne de Fidan'a yönelikti. O da TV meselesinde de başbakanın talimatıyla başladı. Nedim Şener'in kitabı Dink cinayetini karartma çabası diye bir iddiayı da ortaya attı. Dink cinayetiyle en yakından ilgilenen meslektaşımızla ilgili Dink böyle bir iddiası oldu. Dink cinayetinin de odağındaki isim neticede. Ne diyorsun? Bir kızgınlıkla yapılmış suçlayıcı, madem beni cezalandırdınız siz de işte o zaman bunun altında kalırsınız der gibi bir durum mu vardı? Senin izlenimini öğrenmek istiyorum. Yoksa yaşadıklarını anlatmak mı istedi? Yine o kızgınlıkla doğruları mı söyledi? Doğru. Şimdi kızgın olduğu muhakkak. Fakat açıklamalarını o kızgınlıkla mı yaptı? Bence hayır. Kızgın olduğu muhakkak. Çünkü genç, dinamik, hala ayakta, gücü kuvveti yerinde bir insan. 25 sene fiili çalışma süresi, 25. senenin sonunda emeklilik hakkını elde ediyor. Ve o kadar yıldırma politikası ki baş müfettiş gibi bir yerden bir yere tayin edilmesi teamüllerde olmayan bir şey. Tunceli'de bir bölge şeyi kuruyorsunuz ve oraya tayin ediyorsunuz. Oraya da ilk tayin, yani kendisi için bir bölge başkanlığı kurulmuş Tunceli'de, düşünün yani. O arada Ocak ayı başında dönemin Başbakanlık Müsteşarı Efkan Alay'la İstanbul Emniyet Müdürü Selami Altınok arasında geçtiği belirtilen bir ses kaydı düşmüştü. Orada da işte bunu alın, korumasını alın, lojmanını alın filan gibi şeyler, talimatlar neredeyse da vardı. Neredeyse gömün diyeceklerdi. Evet, yani. Ben oradaki yani, o konuşmayı dinlediğim zaman hıncı görebiliyordum. Çok ciddi hır. Ali Fuat Yılmazer 17 Aralık rüşvet yolsuzluk soruşturması olmuş. Daha 25 Aralık olmadan 20 Aralık'ta hemen tayin ediliyor. Tayin ediliyor ve izin alamasın diye, kendisi anlattı bunları. Yani izin alıp rapor alıp çıkmasın diye tayin ediliyor. Geçici görevle de gönderiliyor filan. Yani iyice bir sağlama alıyorlar. Sonra arkasından
Tarihini hatırlamıyorum. İlerleyen günlerde bir soruşturma geliyor. İşte hasta gerçekten bel fıtığı ve boyun fıtığı olan birisi oldu. Kendisi söyledi. Bel fıtığım, boyun fıtığım var. Bunun raporlarını aldım. Yani öyle hasta olmak için de değil. Seyahat engelim var, şu var, bu var. O raporlar da işte efendim şeyle alındı falan diye. Çok ciddi uğraşıyorlar. Ben de bunlar aradaki konuşmalardan da çok net anlaşılıyor. Uğraşıldı. Yıldırılmaya çalışıldı. Bezdirilmeye çalışıldı. Ya gidecek Tunceli'de baş müfettişlik yapacak. Anladık ki, anlıyor ki artık hukuk yolu ve emniyet yolu kendisi için tükendi. Onun üzerine 15 Ocak galiba, Ocak ortasında şeyi veriyor. Emeklilik cezasını veriyor. Şimdi bu hınçla yapılmış açıklamalar mı? Değil. Niye değil? Çünkü bunu yayın esnasında bana göre bana gösterdi. Kızgın mı kızgın? Kızgınlıkla yapılmış. Çok heyecanlandığı anlar oldu. Çok heyecanlandığı, kızardığı anlar oldu. Hatta ben bir tanesinde KCK'yı konuşurken gerçekten çok heyecanlandı. Hatta biraz sakinleşelim, birer su içelim, terimizi silelim diye. Orada bir araya gittim. 4 dakika sonra orada bile Twitter'da şey oldu. Ne oldu, kestin falan. Ya bir şey kestiğimiz yok. Döndük tekrar devam ettik. Ama insanlar çok heyecanlı. Bir yerde alınca reklama gidiyor, şey yapıyorlar. Şimdi benim gördüğüm şey kızgın ama kızgınlıkla söylenmiş değildi. Neden sevgili Yavuz? Çünkü gösterdi. Ben dedi bunlara karşı görevdeyken de dava açtım. Tekzip gönderdim. Fatih Altaylı ile konuştum. Ama dedi ya bölük pörçük yayınlandı ya işte bunlar gazetede yeterince yer, tazminat davası açtı. Ya bir sürü davalar açmış. Cemaatçi değilim göndermiş. Dedi. Değil mi? Cemaatçi yayında. Değilim diye. Amerika'da Fethullahçılarla görüşüp görüşmediğini sordun sanıyorum. Sordum, yok öyle bir şey dedi. Böyle bir görüşme olmadığını söyledi. Amerika'ya hatta vize alıp Amerika'ya gideceğini söyleniyor. Hayır gitmiyor. Vizem var. Vizemi yeniledim ama 10 yıllık vizem dolmuştu. İkincisi Amerika'ya gitmek isterim ama böyle bir kaçma gibi düşüneceğim yok dedi. Mal varlığını bile söyledim. 3-4 yerde arsa veya kooperatif hissesi olduğunu söyledi. Filan ona kadar sordum. Orada gördüğüm şey şu. Bu süreçle ilgili kendini ifade etmeye çok çalışmış. Fakat duyuramamış. Mesela Nedim Şener'in senin de atıfta bulunduğun kitabının 371. sayfası mı 271 mi dedi bilmiyorum. O Dink cinayetini anlattığı Kırmızı Cuma kitabı. O kitapta diyor ki o kitabın o sayfasında bana atfen, benim ifade tutanağımdan alınıp bana atfen konulan pasaj bana ait değil. Başka birinin ifadesini Nedim Şener bilinçli olarak oraya koydu diyor. Bu Ali Fuat Yılmazer'in iddiası. Benim diyor 14 sayfalık bir ifade tutanağım var. Ben bunu defalarca Nedim'e yazdım diyor. Söyledim diyor. Hukuken dava ettim. Hakkımı aradım. Hala diyor kitapta o şey durmaya devam ediyor. Nedim Şener de programda doğrudan muhatap olmadı ama onun söylediklerine karşı birkaç kere söyledim. Kendi fikirlerini söyledi. Sen de onları okudun zaten. Okudum. Hepsini okudum. Bunu yapmaya da devam ederim. Hiç mesele değil. Karşı karşıya gelirim dedim mesela Nedim Şener ayrı bir bölüm. Böyle bir şey sormadım ama emin değilim. Yani o konuda bir fikrim yok. Fakat o bana önermeden ben şey yaptım. Televizyonculukta bilirsiniz bazı şeyleri sizin koymanız gerekir. Doğru. Ben programın selameti açısından Ali Fuat Bey'e hiç sormadan bu programı biz baş başa götüreceğiz. Sorusu olan da bana mesaj atabilir, Twitter'dan yazabilir dedim. Bunu hiç kendisine de sormadım. Eğer telefon balansı yapsaydın o program bitmezdi. Bitmezdi yani çünkü bu program o ilk defa televizyona çıkan bir kişiden bahsediyoruz. Ali Fuat Yılmazer birkaç gazetede demeci olmuş veya işte arayıp da konuştuğu gazeteciler falan oldu ama İlk defa televizyona çıkıyor. Onun bir heyecanı var. İkincisi bazı mevzuları anlatmak istiyor. Ben de ona fırsat vermek istiyorum. Benim de sorularım var. Önümde benim 10 tane dosya vardı sevgili Yavuz. Doğru. Bitmezdi sorularım. Şimdi Nedim Şener alacağız. Yarım saat bitmezdi. O karşılıklı atışma. Sadece değil tabii. Başkalarıyla ilgili de konuştu. Başkalarıyla ilgili de bir konuştu. Bir konuda çok soru çıkamazdık sen bilirsin. Doğru. Televizyoncuyuz hepimiz. Rating alırdım ama mevzudan çıkamazdık. Bir konuda çok soru işareti doğurdu kafamda. Teğmen Çelebi. Sehven meselesi. Onun İşte davada kullanılmadığını söyledi. Bunun bir değeri olmadığını söyledi. Önemi olmadığını söyledi falan falan. Ama ben de biliyorum. Sen de muhtemelen o tabii sürece tabii hakimsindir. Hem davada bu konu oldu. Hı hı. Hem de böyle bir şeyin nasıl olduğunu ben onun söylediklerinden ikna olmadım. Yani basit bir şey. Sehven yapılmış bir hata şu bu falan. Yani mesela evet. O konuda bende soru işaretleri hala durdu. Soru işareti var. O İlker Başbuğ'un tahliyesinde üzerine basa basa söyledi. Ben bu işi takip edeceğim. Bununla ilgili mücadele edeceğim. Adını verdiği birkaç kişiden biridir Teğmen Çelebi. Evet. Yani orada önemli bir sorun vardı. Yani evet. Yayının bütününe baktığınız zaman başbakana yönelik çok ciddi eleştirileri vardı. Tabii. Sanıyorum hayal kırıklığı başbakandan mı, emniyet camiası arkasında durmadığı için mi? Hayal kırıklığı başbakandan kaynaklı. Başbakandan kaynaklı. Yani bunu hep ifade etmiş.
mahkemelerde ve kendi tekzip yollayarak filan. Fakat bir türlü sesini duyuramamış. Emekli de olduktan sonra artık bir daha evvel memuriyetinden dolayı da konuşamıyor. Bilirsin polis memurları konuşamazlar. Evet. Sonra emekli olduktan sonra da böyle bir şey oluyor. Ben hepimiz biliyoruz birkaç farklı kurumu denediğini veya işte konuşmak istediğini biliyorum. Neticede bize kısmet oldu bu. Açıkçası bu işin fikri hazırlığı da benim için bir iki gün falan sürmüştür. İki, iki buçuk gün. Sonra da oturdum, bütün sorularımı hazırladım. Kendisiyle de görüştüm, bir çerçeve belirledim. Ama şunu söyleyeyim, çerçeveyi belirledim elbette. Bunu belirleyeceksiniz. Bir program yapıyorsunuz. Üç saat gitmiş, akmış. Evet. Nasıl akacak o program? Bir kurgu yapmanız lazım. Yani giriş, gelişme, sonuç, sıralama. Çünkü eleştirilir evet, değil mi sana? Girmek istediğin, tabii girmek istediği yer var mı yok mu? Ama dedim ki ben her soruyu soracağım. Problem var mı? Yok, her şeyi sorabilirsin. Dolayısıyla kimden ne soru geleceğini bilmiyordu. Sorular da zaten anlık geldi. İkincisi, evet. Başbakan'a kızgın. Yani kendini ifade edememiş. Neden konuşuyorsunuz, neden şimdi bunları açıklıyorsunuz dedi. Bunları anlattı zaten. Ben kendimi ifade edemedim. İlk defa dedi. Burada. Yani şöyle bir hissiyat var değil mi? Başbakan o süreçte o operasyonlar yapılırken o operasyonların başındaki isim, soruşturmaların en önemli ismi, aktörü olan Ali Fuat Yılmazer'in yanında, arkasında, dibinde durmuş. Onu net söyledi. Şimdi hatta ilk reklam. Ama sonra. Durmamış. Durmamış da değil de biraz durmamış daha değil, ötesi gibi yani. Şoke etmiş ve onlara adeta açıkta bırakmış o dönemde. Yani açıkta bırakmış değil, onları kendi başlarına bırakmış. Onlar kendi iddiaları ve soruşturmalarıyla sahipsiz kalmışlar. Şimdi de cemaat oldular. Yani sıkıntısı burada. İkincisi, ben ilk reklam arasında gördüm. Müthiş bir bu açıklamaları yaptığı için rahatladığını hissettim. Gördüm yani, bir sigara yaktı. Sözüm meclisten dışarı ve bu bir buçuk saat kesintisiz gittik ilk bölümde. Reklam arasında Ali Fuat Yılmazer'in bunları konuştuğu için rahatladığını, üzerinden bir yükü attığını hissettim. Yani yayıncı olarak söylüyorum, ekran arkasındaki bir durumu. 2007-2011 arasında İstanbul İstihbaratı Müdürü başında. Kendisi söylüyor, Ergenekon'u başlatan benim diyor. Kara kutusu falan diye gazetelerde çıktı, yanlış değil, doğru. Odaktaki isim. 2007'nin Mart'ında İstanbul'a atanmış. Haziran ayında Ümraniye'de el bombalarıyla soruşturma başlamış. Ocak'ta da en büyük dalgada Veli Küçük Paşa tutuklanmış falan yürüyor. Şimdi bunların perde arkasında anlat. Veli Küçük'ü almaya nasıl gittiklerini, aralarında geçen görüşmeleri. Yani Veli Küçük'e giden ekip, onu yayında konuşmadık ama arkada söyledik. Benim. Mesela burada sana özel bir şey olsun. Veli Küçük'e giden ekip her şeye göz olarak gidiyor. Yani neticede Türkiye Cumhuriyeti'nde ilk defa emekli bile olsa bir generali almaya gidiyorsun. Bu bir ilk. O dönem için. O dönem için. Şimdi Ankara'da beraber gazetecilik yaptık. Susurluk Komisyonu'na gelmedi bu insanlar. Teoman Komanlar, Veli Küçükler, hatırlayalım yani. Çok iyi. Yani Genelkurmay o güne kadar bir mahkemeye, bir şeye, teğmenini, yüzbaşısını, binbaşını göndermedi. Hükümet de çok yakından takip etmiştir o gözaltı sürecini. Çok yakın. Hepsini. Sonra her şeyi göz alarak gidiyorlar. Yani orada çatışma çıkabilir. Mukavemet olabilir. Her şey olabilir. Çünkü Veli Küçük korunan bir paşa. Yani mutlaka yardımcıları var. Önünde belki polis kulübesi veya jandarma kulübesi, bir şeyler var yani. Bilmiyorum. Nerede oturduğunu şu bilmiyorum. Onu konuşmadım ama her şeyi göze alarak gidiyorlar. Doğru. Ve aralarında enteresan konuşmalar geçiyor. Şeyi söylemeye çalışıyorum. Bunların hepsinden onu söyledi. Hatta tam olarak tarihini hatırlayamadı. Ama dedi ya dedi Veli Küçük'ten önce başladı. Yani Veli Küçük'ün alınmasından önce ya da hemen sonra dedi. Ama o günlerde başladı dedi. 2008 Ocak ayından itibaren ben dedi soruşturma safhatı ile ilgili gittim Sayın Başbakan'a bizzat yüz yüze bilgi ve malumat verdim. Emniyete yansımadan, polisler, ekipler yola çıkmadan, adliyeye yansımadan her tabii türlü bir fecaat. Brief vermiş yani. Bir fecaat. Yani ya, evet. Öyle bir ama neye biliyor musun? Öyle bir şey söylüyor bir ki böyle bir şey devletinde bir hukuk devletinde bu, böyle bu bir şey yok. Bu söylenen şey aslında bizatihi sadece suç. Bir. Evet. İkincisi her taraf için suç. Hem bunu yapan için suç. Hem de bunu dinleyen için evet. Suç. Hem Adalet Bakanı için sorun suç. Yani, eğer oysa dinleyen Başbakan için suç. Düşünsene savcı bağımsız bir soruşturma yürütüyor. Bir kere savcının yürütmesi lazım. Doğrudan bunun polis üzerinden yürüdüğünü görüyoruz. Adli kolluk haline geldikten sonra talimatı nereden alacağı belli ki. Biz bunu İzmir'de son yolsuzluk operasyonlarında gördük. Talimatı savcıdan alacağım diyen polis şefini vali nasıl fırçalıyordu? Hayır kardeşim diye. Müsteşardan gördük. O savcıyı içeri al diyen müsteşar var. İdi o zaman şimdi İçişleri Bakanı. Yani öyle bir durum ki, öyle bir tablo ki bizi aslında anlattıkları daha fazla aşağı çeken bir tablo. Doğru. Daha fazla umutsuzluğa doğru. Sevk eden bir tablo. Yani şimdi kimse için iyi deme imkanı yok. Tamamıyla hukuksuz bir tabloyla doğru. Karşı karşıyayız.
Yani siz savcıdan aldığınız talimatı yerine getireceksiniz. Orada amirlerinize değil başbakan bakan, amirlerinize bile bilgi vermek durumunda değilsiniz. Adli kolluksunuz. Buna bir karşı çıkmadık mı? Soruşturmayı da, tabii soruşturmayı da savcı yürütür. Orada ifade ettiği şey şu. Diyor ki o dönem biz yapayalnızdık. Yani savcı, emniyet istihbarat, arkamızda sadece başbakan vardı. İçişleri Bakanı yoktu. İsim vermedi ama Beşir Atalay'ı kastediyor. İçişleri Bakanı yoktu. Emniyet Genel Müdürü yoktu. Siz Veli Küçük'ü almaya gidiyorsunuz. Siz Genelkurmay'da belin Atabeyler de başımıza geldi dedi. Atabeyler'de ilk haberler çıktığında ben cemaatçi değildim dedi. Hani medyaya göre. Atabeyler işte hükümetle Genelkurmay, Atabeyler başbakana suikast meselesi Ankara'da lokal, daha Ergenekon daha lokal bir soruşturma. Atabeyler 2007'de patladı. Ve o haberler gazetelere hükümetle ordunun arasını açan soruşturma olarak yansıdı. Şimdi düşünsenize ilk defa Türk Silahlı Kuvvetleri ile ilgili bir şey başlıyor. Haliyle bir polis müdürü arkasına bakıyor, birini görmek istiyor. Şimdi orada da arkasına baktığında başbakanı görüyor. Ve o başbakandan aldığı destekle vesayetle başbakan, mücadele ediyor. Başbakan birebir bir polis müdürüyle muhatap olarak o polis müdürünün arkasında ya da o soruşturmanın arkasında durmaz normal demokratik ülkelerde. Onun çalışma alanını rahatlatarak ve %100 demeçleriyle, evet, hareketleriyle, icraatlarıyla o alanı boşaltarak arkasında durur. Onlar da zaten kanundan aldığı güvenle tümüyle hareket hukuki ederler. Tümüyle hukuki teamüller dışı bir şey bu yani. Ben çok günahın olduğunu da düşünüyorum, evet, Yılmaz Er'in. Bu çerçevede çünkü Ergenekon davasını hepimiz biliyoruz. O süreçte yapılan yanlışları ben onu çok sordum. Net Belma Akçıran'ın bir sorusuydu. Hiç içiniz acıdı mı yani bu yapılan şeylerden falan gibi bir soru sormuştu. Bilerek bir şey yapmadım dedi değil mi? Öyle dedi ama dedi kim dedi böyle dedi. Ben kim dedi gider tutuklar falan. Yani bu konuda benim şeyim var bilemiyorum. O kendi vicdanıyla alakalı. Beni ilgilendiren tarafı şuydu. Zaten Ali Fuat Yılmazer'in çıkış gayesi de oydu bana göre. 2007-2011 arasında İstanbul İstihbaratı'nın başındaki bir insansınız. Şunu söyledi. Dedi ki o dönem Şike, işte Oda TV, Ergenekon, ne bileyim internet andıcı olan, yürüyen bütün soruşturmalar hakkında ve bu soruşturmaların bütün safahatı hakkında, bütün merhaleler, aşamalar, adımlar hepsi hakkında siyasi iradenin bilgisi vardı. Başsavcı vekilinin, Adalet Bakanı'nın ve beraber gidip biz başbakanı bilgilendiriyorduk. Evet. Yani aman ha alın diye, ya şimdi İlker Başbuğ almaya gidiyorsunuz siz. Genelkurmay Başkanı. O şimdi kendisi kolay geldi sevgili şeye. Yavuz. Yani kolay bir şey değil. Yani siz tutuklama onun, kararı veriliyor onun, daha doğrusu evet, veya bir evet, şey yapıyorsunuz. Onunla ilgili ifadeye çağırıyorsunuz. İfadeye çağırdı. Neticede o ifadeye çağırdı. İfadeye çağrıldığınızda iki ihtimal var. Ya tutuklanırsınız ya gönderilirsiniz. Yani şimdi zaten ifadeye çağırmak başlı başına bir iş. Evet. Genelkurmay Başkanı'nı ifadeye çağırıyorsunuz. Bakın Başbakan MİT Müsteşarı'nı ifadeye göndermedi. Ve yasal değişiklik yaptı. Mesela ben şunu da anlamakta zorluk çekiyorum. Sayın Başbakan birkaç gün evvel televizyonlarda İlker Başbuğ Yüce Divan'da yargılanmalıydı diyor. Çıkarsaydınız kanunu yargılasaydınız. İki küsür senedir İlker Paşa içeride. Yani bu da bir sorudur esasen. Siz MİT Müsteşarı için iki dakikada düzenleme yaptınız. Hemen bir etrafına zırh. Genelkurmay Başkanı için de yapsaydınız. Efkanala bürokratlarla konuşurken gerekirse yasal düzenlemeyi yaparız. Sen canını sıkma diyor. Arkadan yasal o gelir. Yapabilirsin. Yani orada noktasında olduğunu görüyoruz. Tutarsızlık var. Ben şuna eminim. O dönem bunu zaten bakın biz biraz balık hafızalıyız. 17 Aralık soruşturması başladıktan 3 gün sonra Hüseyin Çelik AK Parti sözcüsü gazetelerde de haber oldu. 21 Aralık gazetelerinde çıktı. 20 Aralık'ta konuştu. Başbakanın haberi olmadığı ilk mesele dedi 17 Aralık için. Bilgisi olmadığı değil. Bence başbakanın bilgisi vardı olan bitenden. MİT raporları falan çıktı biliyorsun. Zaten geriye doğru. Önce Maslak raporları var, maliye teftişi var, savcılık soruşturması var. Bunların hepsinden başbakanın bilgisi var. Fakat 17 Aralık düğmeye basılacak. Bu adamlar, bakan çocukları falan toplanacak. Bundan haberi yok. Haber verilmemiş. Ve ona kızgın. Hüseyin Çelik aynen şu cümleyi kurdu. Ergenekon ve balyoz soruşturmaları ve geriye doğru tüm soruşturmalar dahil. Başbakanın haberi olmadığı ilk mesele dedi. Ondan kızgın zaten. Şimdi zaten bu açıklamayı bile Ali Fuat Yılmazer'e gerek bırakmıyor. Evet, aslında masum değiliz hiçbirimiz diye bir şarkısı var ya Sezen Aksu'nun. Yani dinledikçe ve konuştukça üzerine o mesele geliyor. Herkes bir süreçte kendi penceresinden bakarak
yasayı da göz ardı ederek işini yapmış. Ali Fuat Yılmazer de bunlardan birisi. Çünkü onun da ilişkili olmaması gereken bir isim. Tabii. Ama baktığınız zaman... Şike soruşturmasında da öyle. Şike soruşturmasında anlattı. Da Emrullah yazmıştı bunu. Evet. Yani, başbakan izin verdi tabii. Ve operasyon başladı. Bir kere dedi ki Ali Fuat Yılmazer, istihbaratın çok fazla alanına girmeyen bir konuydu. Organize şube evet, yaptı onu dedi. Onun için dedi çok detaylı malumatım yok. Zor bir konuydu dedi. Çünkü dedi şikeyi delillendirmeniz zordur. Elde bir tane delil bile varsa ona yeni delilleri eklemek, onu genişlettirmek, soruşturmaya malzeme toplamak çok zordur. Şikeyi ispat etmek ve belgelemek. Kolay bir iş değildir. Girecek. Ama dedi girildi bu işe. Sonra Nisan'da yasası çıktı. Bütün bunlar bu kronolojiyi Sayın Başbakan siyasi irade belirlemiş. 12 Haziran'da seçim var 2011. Arkasına attırmış. O arada Futbol Federasyonu'nda seçim var. Mehmet Ali Aydınlar başkan oluyor. Belli ki sonrasında Fenerbahçe'nin başına düşünüyor. Çok memnun oldu dedi Ali Fuat Yılmazer. Bilgilendirdi kendisini. Çok mutlu oldu. Çok memnun oldu. Her şeyi biliyordu. Aziz Yıldırım'ın bir numara olduğunu biliyor muydu? Biliyordu. Tabii bilmez olur mu? Her şeyi biliyordu dedi. Hangi takımlar zan altında biliyor? Hangi maçlarda şike? Hepsini biliyordu. Bütün dosyayı önüne koyduk dedi. Şimdi Allah aşkına her şeyden. Buz Cumhuriyeti olunca yani, böyle oluyor. Şunu söyleyeyim. %100 haklısın sevgili Yavuz. Bir soruşturma dosyası başbakanın önüne konmaz. Savcı soruşturmayı resen yapar. Ucu nereye giderse gitsin. Ben Sami Selçuk'a bayılıyorum son dönemde yaptığı açıklamalarda. Ucu nereye giderse gitsin. Seçim geliyormuş. İşte efendim bunun ucu bakana dokunuyormuş. Hiç dinlemez. Soruşturmasını yürütür. Gereğini de yapar. Demokrasicilik oynuyoruz. Evet. Bizimki öyle bir şey. Şimdi bu zaviyeden baktığında skandal. Demokrasicilik oynuyoruz. Başbakanın şike davasıyla ilgili Yargıtay'ın kararında verdiği tepkiyi de hatırlatabiliriz. Orada da Yargıtay'ı eleştirmiş ve şu seçimi bekleyemediler mi demişti. Yani yargının bazı takvimleri göz önünde bulundurarak karar alması gerektiğine inanan bir düşünceyi orada dile getirmişti zaten. Bir sürü zaten. Şey bekliyor. Ben bir tane örnek vereyim. Engin Alan. Evet. Ekim ayında Balyoz Yargıtay kararı onandı. Mahkumiyeti. Ben Balyoz'daki iddialarda şurada burada değilim. Mahkemeye bakıyorum. Şimdi hukuk devletini konuşuyoruz ya. Ekim ayında kararı şimdi onandı. Şimdi hangi hukuk devletinden konuşuyoruz o ayrı bir şey. 5 ay önce sevgili Yavuz onanmış. Mecliste okunduğu zaman milletvekilliği düşecek. Okunmuyor mesela. Aziz Yıldırım'la ilgili Yargıtay onama süreci. Aziz Yıldırım'la ilgili Yargıtay onaması ne zaman oldu biliyor musun? 17 Ocak. Evet. 2 ayı geçti. İşte inceleme yapılıyor şu bu filan. Fenerbahçe Başkanlığı devam ediyor ve beni hiç mahkeme safahatı ilgilendirmiyor. Hukuka bakıyorum. Ya benim hakkımda bir yargı kararı onansaydı beni herhalde bir 48 saat içinde falan neredeysem tutarlardı. Böyle ampul gibi koyarlardı. Yani şaşırıyoruz bunlara. Ben işte diyorum ya, şikede balyozda değilim. Yargı kararlarına bakarak konuşuyorum. Zaten onlara da bak öbürünü de evet. Üzerine koy. Evet. Diğer bütün ilişkileri de değerlendir. Hepsini birlikten koyduğunda ya bizim gibi sıradan yani, insanlar, önünde arkasında hiçbir şey olmayan insanlar hakkımızda bir hüküm verilecek, tahliye edileceğiz. Üzerinde konuşulacak bir hukuk kalmamış durumda. Bir soru zaten. Soracağım sana. Hakkında bir hüküm verilecek. Diyelim ki 10 yıla çarptırıldın. Mahkeme karar duruşmasında hem seni hapis cezasına mahkum edecek hem de tahliye edecek. Mümkün mü böyle bir şey? Hiç olmuş bir şey değil. Yani. Oldu ama bunlar. Şey evet bunlar oldu. Şimdi tabii yasal olarak da hani hep konuşuluyor. Hukukçular da mütalaa ediyor. Biz hukukçu değiliz ama bu kadar meslek hayatımızın herhalde 20 sene ise yarısından çoğu hukuki şeyleri devam ederek geçti. Ben parti kapatma davalarında Anayasa Mahkemesi'nin önünde çok bekledim. O günlerden beri de hep hukuku teyit ederiz. De beraber bekledik. Vallahi billahi evet yani Anayasa Mahkemesi'nin önünde aylarca bekledik yani. Şimdi benim biraz şeyim de şu, düşüncem de şu. Eğer bu kayıtlar aleniyet kazanmışsa ve kamu yararı varsa bunu konuşuruz. Bu konuşulur artık. Bunun önünde kimse duramaz. Her zaman şiddetle lanetledim. Yazılarda da, Twitter'da da, programlarda da. İki kişinin yatak odasında. Her ne hali olursa olsun. Bir görüntü. Bunu şiddetle lanetliyorum dedim. Adamın sevgilisi midir? Metresi midir? Yasak ilişkimiz midir? Yasak aşk mıdır? Kadın mı kocasını? Kadın. Bunlar beni ilgilendirmiyor. Yani bu konulara çok ben karşıyım. Yine mesela dün bir ses kaydı düştü bir bakanla bir gazetecinin. Şimdi onun da ben biraz kişisel bir geyik olduğunu düşünüyorum. Bunu yazmadım belki yazarım Twitter'a ama yani kamu bir yararı var mı? Bir arkadaş sohbeti. Bir arkadaş sohbeti gibi. İşte mesela, kamu yararı var mı? Soru işareti yani işte bence. Orada da biraz arkadaşlarla biz de tartıştık. Bir o kaydı biz yayınlamadık mesela. Çünkü Metehan Demir'le, Demir'le Egemen Bağış evet. Arasında bir ses kaydından bahsediyoruz. Sosyal medyada inanılmaz ilgi gördü. Onu biliyoruz. Paylaşım rekorları kırdı. Onun üzerine açıklama yaptılar. O açıklamalarla ilgili de bir iki bir şey söylememiz lazım gelecek. Yayınlamadık şundan.
İki arkadaş, biri bakan, biri gazeteci ama iki arkadaş belli. Eşin de, bakanın eşinin de devreye girdiği bir konuşmadan bahsediyoruz. Oradaki ifadeler, evet yani bakana oy verenlerin, seçime giren bir partinin önemli bir ismi olduğu için oy verenlerin görüşlerini etkileyebilir mi? Etkileyebilir. Ama onu etkileyecek diye biz bu meseleye nasıl gireceğiz? Ya o meselede biz şey yaptık, bu özel bir konuşmadır diye dışarıda durmayı tercih ettik. Söylediğin gibi bu soruşturmalar sırasında bir takım özel hayatı ilgilendiren yatak odasında geçen bir takım şeyler de oldu, kayıtlar da oldu. Hem görüntü hem fotoğraf anlamında hem de ses kaydı anlamında. Bunlardan uzakta durduk. Kesinlikle. Ama diğer tarafında uzakta duramıyoruz. Tabii. Duramıyoruz. Ben onu kastettim. Çünkü bunları başka türlü tartışmak zorundayız. Aleniyet kazanmıştır. Konuşmak zorundayız. Aleniyet kazandıran biz olsak bile. Evet. Çünkü onu sakladığımız zaman biz de kendi görevimizi yapmamış oluyoruz. Kamu yararı varsa, kamunun öğrenmesinde daha sonra karar verecekken bir katkı sağlayacaksa bunu gizlediğimizde biz de görevimizi yapmamış oluyoruz. Şu açıdan bugün aleniyet kazanmasını şu Türkiye açısından önemli. Siz veriyorsunuz. Biz bunu haberleştirerek veriyoruz. Fakat Türkiye'de 2,5 medya veriyor. Evet. Onun dışında diğer medya tamamen ya görmüyor ya da bunu reddediyor ya da buna karşı tepki haberlerini veriyor. Tepkiyi veriyorsun, öznesi yok. Böyle sorunlar da oluyor. Hani bir tekzibi yayınlıyorsun ama tekzip neye karşı yapılıyor onu öğrenemiyor. Ben mesela şeyde çok eğlenmiştim. Başbakan Erdoğan'la Bilal Erdoğan arasındaki o sıfırlama meselesiyle ilgili 5 konuşma kaydından bahsediyoruz. Onunla ilgili o kayıt çıktığında başbakanlık bir açıklama yaptı. Televizyonlarda başbakanın açıklaması vardı. Kayıtlarla ilgili bilgi yoktu. Yani şimdi bu da olacak şey değil. Olacak şey değil. Mesleki yani, açıdan baktığınız neyin zaman neyin yalanlandığını göremiyorsunuz. Onu da koymanız gerekir. Şimdi aleniyetten kastım biraz da o. Bu aleniyet kazanınca kamu yararı meselesi de var ve konuşulur. Çünkü Türkiye'de bu internetle aleniyet kazanıyor. Evet. Geçtiğimiz gün Hürriyet'te güzel bir haber vardı. 30 milyonun üzerinde tıklanmış bu ses kayıtları. Evet. Yani bunu görmeyen, duymayan, izlemeyen kalmamış. Hemen. Başbakanın oğluyla kendisinin ilk patlayan sıfırlama ses kaydı daha birinci günde, birinci günü 1,5 milyonla kapattı. Ertesi gün 3-3,5'a çıktı. Evet. Yani daha 24 saatte ulaştığı reytinge bakar mısın? Hiçbir televizyon programı bu kadar insanlar izlenmiyor. İnsanlar ilgileniyor yani bu meseleyle. İnsanların ilgilendiğinde net olarak herkes görebiliyoruz. Herkes yatağında, ama tabii, telefonunda, her yerden ulaştığı için izliyor. Biraz şeyi de konuşmamız lazım. Tabii bu yasa dışı kayıtların hangi çevreler tarafından yapıldığı meselesini de o kayıtlarla ilgili içerik konuşurken bunu da unutmamamız lazım. Tabii. Yani bu çevre de doğru bir noktada değil. Türkiye'yi yaralayan bir noktada. Sedat Ergin güzel bir noktaya. Sedat Ergin'in söylediği mesele de o zaten. Yasa dışı kayıttan bahsediyor. Kesinlikle. Yasa dışı kayıtlarla ilgili yarın muhalefet iktidarı hakkında çıktığında ne olacak diyor. Yani CHP ile ilgili bir kayıt çıktı. Bu sefer CHP de mi montaj diyor ortaya çıkacak? Ama şunu biliyoruz ki MHP ile ilgili kayıtlar çıktığı zaman başbakan bunu meydandan kullandı. Star gazetesi hoca mısın istihbarat şefi mi diye başbakanın bir sözünü manşete taşımış. Başbakan Çanakkale'de konuştu. Pensilvanya'daki zat orada alüfteleri takip ediyor. Nesin sen? Hoca mısın? İstihbarat örgütünün başı mısın? Çeteler gibi Neo Ergenekon'da tasfiye edeceğiz diyor. Ergenekon'un bir parçası olarak gördüğünü söylüyor Star gazetesi. Yeni Şafak gazetesi örgüt olma cemaat ol diye bir manşet atmış. Bu enteresan geldi bana. MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ın Fethullah Gülen'i ziyaret ettiğini biliyoruz Mayıs ayında Pensilvanya'da geçen sene. O görüşmeye ilişkin Hidayet Karaca açıklamıştı bu görüşmeyi. Samanyolu Televizyonu'nun genel yayın yönetmeni. O görüşmenin içeriğine ilişkin bir haber bu. Yeni Şafak ulaştı diyor içeriğine. Fidan'ın Gülen'i hukukun dışına çıkmayın, cemaat olun, örgüt olmaktan çıkın, devlete şerik olamazsınız diyerek uyardığı öğrenildi diyor. Belli ki bu içeriğe ilişkin bir haberin yayınlanması da talep edilmiş. Çıkarınız için devletin kadrolarıyla oynamayın uyarısını da vermiş. Böyle devam ederseniz felakete sürüklenirsiniz cümlesinin de Hakan Fidan'a ait olduğu iddia ediliyor. Bu çok merak edilen bir görüşmeydi. Ya ben mesela onunla ilgili sorularım var. Çok enteresandır. Hakan Fidan 7 Şubat 2012'de Ali Fuat Yılmaz Erdün bizim programda çok geniş anlattı. Yani Ali Fuat Yılmazer'in özetle anlattığı şey şu: 2008'den 2009'dan itibaren KCK soruşturmalarını yaptık. Hemen her konuda olduğu gibi gene başbakanı malumat veriyorduk, bilgi veriyorduk. Üzerine bomba sarıp emniyete girmek isteyen, doğuda, güneydoğuda örgüt elebaşı veya sorumlusu pozisyonunda olan, infaz emri veren, işte Abdullah Öcalan'ın el yazısıyla
el yazısı deyip talimatları Kandil'e götüren kişiye baktığımızda hepsi MİT'le irtibatlı çıktı. Ben bunları başbakana götürdüğümde 2009-2010 yıllarında başbakan bunlara hayret etti. Ama sonrasında bununla ilgili Milli İstihbarat'a bir şey sordu mu sormadı mı, götürdü mü götürmedi mi bilmiyorum. 2010 yılında KCK soruşturmaları biraz gevşedi. Sonra da savcılar davet ettiler. Nereyi kaldırsak altından MİT elemanı çıktığı için Hakan Bey buyurun gelin Hakan Fidan. Siz şunlara bir, şu suallere bir cevap verin. Bunlar devlet adına mı çalışıyorlar, örgüt adına mı çalışıyorlar? Bu nasıl bir istihbarat toplamak ki infaz emri veriyor, sorumluluk yapıyor, üzerine bomba bağlayıp emniyete girmeye çalışıyor, otobüslere molotof atıyor vesaire. İçinde bizzat yani. MİT operasyon mu yapıyor yoksa işte efendim istihbarat mı topluyor diye hikaye o. Afet şeylerin o emretane hepsinin ifadeye çağrılması, hepsinde başbakanın malumatı vardı. Hakan Fidan son kişiydi. Ondan sonra başbakan ne oldu da birden böyle celallendi veya öfkelendi? Bunu ben anlayamadım dedi. Çünkü geriye doğru bütün safahattan haberi vardı. Şimdi bunu bir yere koyalım. 7 Şubat 2012'de de Hakan Fidan'ı, hedefimiz Hakan Fidan değildi, oradan başbakana yürümek değildir diye de anlattı. Hakan Fidan'ı 7 Şubat 2012'de cemaat çağırdıysa ve cemaat Hakan Fidan'ı tutup bana Yalçın Akdoğan Ankara'daki bir görüşmede söyledi. Ziyaretine gitmiştik çay içmeye. Dedi ki daha çok sıcak günlerdi. Bir hafta 10 gün ya olmuştu ya olmamıştı. Hakan Fidan ifade vermeye gitseydi tutuklanacaktı dedi. Aynen böyle. Masasında evet. Oturuyor. Ben de senin gibi karşısında oturuyorum. Sonra da dedi ki oradan başbakana gidecekti, yürüyecekti bu iş. Bunu başbakan kendisi de söyledi. Kendisi de söyledi. Daha biz o gün biliyorduk yani, gazeteci olarak da biliyorduk. Sonrasında da şey, şimdi cemaat Hakan Fidan'ı alacak 7 Şubat 2012'de ki ben dün özellikle Ali Fuat Yılmazer'in, bunu zaten ben öyle düşünüyorum. Ama Ali Fuat Yılmazer'in açıklamalarından sonra bu çok daha belirginleşti. KCK soruşturmaları, operasyonları, başbakanın gene malumatı falan, Oslo görüşmeleri, İmralı vesaire. Şimdi soruyorum yani, bu Mayıs 2013'te gerçekleşmişse bu görüşme, yani Şubat'tan Mayıs'a 15 ay sonra bu kadar siz cemaat hükümet gerilimi o zaman başladı. 7 Şubat 2012. Ya doğru, 15 ay. 15 ay. Şimdi 7 Şubat 2012'de siz cemaatle köprüleri atmışsınız. Gerilim başlamış ki 17 Aralık'ın gerilimi esasen 3 aylık bir gerilim değil. Ta o zaman başlamış. Biraz hatta daha da geriye gider. Ya ben bu tarihi 2010'lara 2009'lara kadar götürürüm. Doğru. Ciddi bir soğukluk, gerilim falan. Peki niye gittiniz? Yani böyle bir şey var. İkincisi biraz üst perdeden geldi bana açıklamalar. Bir görüşmeyi teyit ediyor. Artı ikinci bir görüşme var. Orada ne konuşuldu acaba? İkinci görüşme? İkinci bir görüşme daha var o zaman ifade edilen. Hakan Fidan'la. Mayıs'tan sonra. Evet, Hidayet Karaca'nın ifade ettiği. Hidayet Karaca bu işleri bilebilecek bir insandır. Çünkü Pensilvanya'ya sık gidiyor bildiğim kadarıyla. Artı zaten Hoca Efendi'nin cemaate bağlı işte Samanyolu grubunun grup başkanı. Evet. Öbürü de işte şey zaman tarafında da Ekrem Domanlı Bey var. Şimdi benim bilebildiğim kadarıyla ben Hidayet Bey'le falan hiç görüşmedim. Bilmiyorum, medyadan takip ediyorum. İkinci bir görüşme var. İkinci bir görüşmede ne oldu? Artı bu bana biraz Yeni Şafak'ın haberi üst perdeden. Yani örgüt olma, şey ol bilmem ne. Yani yarın öbür gün Fethullah Gülen'den veya Yazarlar Vakfı'ndan bir şey yalanlama gelebilir. O görüşmede bunlar geçmemiştir. Böyle ikazlar olmamıştır gibi bir şey bu gelebilir. Bu ifadeler kullanılmamıştır diyebilir. Çünkü Bülent Arınç bir emriniz var mı diye sormaya gittim dedi. Başbakan yani yardımcısı olarak onu yaptığı açıklama biraz da farklı. Yani bu kadar üst perdeden Fethullah Gülen'e çıkıştığını hiç zannetmiyorum. Zaman Gazetesi, Fethullah Gülen 3 gündür Fethullah Gülen röportajı yayınlıyor. Bugün 3. günü ve diyor ki hak ve hürriyetler daraltılıyor. Türkiye'nin geneline bakarak söylüyor. Mesela AK Parti cemaat kavgası değil diyor Fethullah Gülen. İstihbarat devleti dedirtecek şekilde kanunlar çıkarma göze alınıyor. MİT yasasından bahsediyor herhalde. Kullanılan keskin ve yaralayıcı dille sosyal ahengi bozma ve demokratik teamülleri rafa kaldırma teşebbüslerine destek vermemiz düşünülebilir mi diyor. Bunların karşısında olacaklarını, karşısında durmaya da devam edeceklerini söylüyor. Hayatında karınca bile incitmemiş insanlar kanunlara bu kadar riayet ederken gizli kapaklı bir örgütmüş gibi onlardan bahsedilmesi esef vericidir diyor Fethullah Gülen 3. gününde Zaman Gazetesi'nde. Çok iyi duruyor. O kadar ağır hakaretler karşısında Fethullah Gülen'in sadece yakıştıramadığımla geçiştirmesi biraz da şey yani, ya sen ne dersen de. Yani bunlar benim bir kulağımdan girip öbüründen çıkıyor. Ben bunlarla çok ilgilenmiyorum, önemsemiyorum falan gibi. Yani ben biraz başbakanın cemaati ve cemaat tabanını kızdırmaya böyle biraz bel altı çalıştığını ya da biraz daha böyle onları tahrik etmeye dönük mesajlar verdiğini de düşünüyorum. Neden? Hani neden yapsın böyle bir şey? Yani işte şey, gündem değişir. Kavga başlar, atışma başlar.
Bu gerginin ona yaradığını evet, düşünüyorsun. Evet, bunu şimdi bu yarar. Fethullah Gülen her gün çıkar. Ama oy kaybeder. Bir şey. Efendim? Oy kaybeder. %1 oy kaybeder. Öyle söylemişti cemaatin o. %1 demişti. Şunu söylemeye çalışıyorum. Gündem değişir. Mesela şöyle bir tablo düşünsene. Pensilvanya cevap veriyor. Sen bana nasıl alim müsveddesi dersin? Başbakan diyor ki sen alim müsveddesi değilsin. Daha başka bir. Öbürü cevap filan. Biz bunları oturur seyrederiz kamera karşısında. Ama yolsuzluk konuşmayız. Yolsuzluk konuşma. O anlamda bence orada gerçekten bu kadar hakaret karşısında iyi duruyor. Yani gerçekten şey dün ve evvelki günkü bir şeyde yani hani ehli küfür bile filan diye yani kafirler bile bu kadar bize şey yapmadı sözleri falan. Sözleri çok ağır. Evet, yani evet. İçerik olarak gazetede olduğu için belki öyle tam baktığımızda anlamıyoruz ama çok ağır. Peki hükümet tarafı nasıl görüyor bu zamandaki Fethullah Gülen röportajını? Ona ilişkin bir işaret var. Az önce konuştuk, Yalçın Akdoğan etki isimlerden biri AK Parti'de. O bir yazı yazmış, itirafname gibi diyor. Zaman gazetesindeki Fethullah Gülen'in yazısı için. Bilmiyorum, gördüm ben. Yani gerçekten bir fikrim yok. Fethullah Gülen her zamanki gibi bence durduğu yeri söylüyor. Ama yani 92-93 gün oldu 17 Aralık şeyinin üzerinden geçeli. Cemaat olduğuna dair, paralel yapı olduğuna dair bir şey ortaya konulamadı. Bir tek soruşturma var polislerle ilgili. Şu şeye keşke bakalım. Konulsa yani bir şey olsa. Aksi yönde de yığınla şey var. Yani orada özellikle Sabah gazetesinde çıkan haberlerin tamamına yakını yalanlandı. Yani bu da enteresan geliyor. 52 teksibi var. Bir sürü yani. Yalçınak. Bence konması gerekir. Yani devletsiniz, hükümetsiniz. Bir de şu var, ben ne Fethullah Gülen'le ilgili kayıtları hükümetin sızdırdığını zannedildiği gibi ne de hükümetle ilgili kayıtları Fethullah Gülen cemaatinin sızdırdığını düşünüyorum. Kim yapıyor Tarık? Başka bir üst irade yapıyor bunu. Bak ben sana şunu söyleyeyim. O zaman CIA'den şüphelenmemiz lazım. Fethullah Gülen'le ilgili ses kaydı kaç tane çıktı? 2 tane, 3 tane ananas, tesbih vesaire. Başka bir şey çıkmadı. Bana göre o ses kayıtlarında çok bir şey de yok. Yani bir takım iş adamlarının gidip bir yerlerde yatırım yapmasını istiyor falan. Yani git orada aç yatırım yap. Ya yani git orada okul aç gibi git orada filan. Ben yani, uyandırdığı izlenimi söyleyeyim. Fethullah Gülen'in inzivaya çekilmiş bir insandan çok Türkiye'deki hemen her gelişmeyle çok yakından ilgilenen buradaki cemaatin tabii, hemen her adımıyla tabii, çok yakından ilgilenen tabii, hatta Şefkat Tepe'nin senaryosuyla bile ilgilenen bir portre çıktı karşıma. Doğrusu ben biraz şaşırdım. Kendisine yani söylenen şeyleri dinliyor. İtiraz etmiyor. Belli ki onları duymak istiyor. Ona bir şeyim yok benim. Sadece eğer hükümetin elinde Fethullah Gülen'in başka kayıtları olsaydı bence onları da koyardı. Bakın tamam, 90 gün, 95 gün geçti. Yasa dışı kayıtlar bunlar, öyle çok kolay da olmaz herhalde ya. Olur mu? Yasa dışı kayıtlar ama şimdi bakın Baykal kasetiyle ilgili iş sürüldüğünde Toronto'ya kadar gidildi. Haber Vaktim sitesine Perşembe akşamı 15-20 dakika düştü. Sonra oradan sildiler, YouTube'a düştü. Başbakan çıktı, bunlar özel değildir, genel, bu genel ahlaksızdır, eşiyle mi yapıyor dedi. Bir formül dedi. Bulunur diyorsun eğer yapılacaksa değil mi? Bulunur, dünya çok büyük. Hindistan'da, Kanada'da izi sürülemeyecek, bulunamayacak serverlar var. Ben eğer Fethullah Gülen'le ilgili hükümetin elinde veya Milli İstihbarat'ın elinde başka tapeler, başka onu zor duruma, sıkıntıya sokacak bir şey olsaydı ben onları sürerlerdi. Yani bizim patronun çiftliğinin üzerinde helikopter uçurup da işte bunu Fethullah Gülen'e yapıyor demekten daha kestirme şimdi bir yoldur. Şimdi 2 dakikamız kalmış. Biraz sizin patrondan, daha doğrusu sizin cenahtan bahsedelim mi? Çünkü cemaate yakın bir isim Akın İpek'i biliyoruz. O cenahta gönül vermiş isimler arasında sayılıyor. Zaten kendi ifadeleri de var. Peki hayat zorlaştı mı bu süreçte Kanal Türk'te? Ya zorlaştı. Şimdi medyaya 3 türlü baskı var sevgili Yavuz. Birincisi kendi medyanızı kurarsınız. Son 4-5 senedir olduğu gibi. Devlet el koyuyor belli patronların mallarına. Bunlar içinde medya da var. Sonra o medyayı devletleştiriyor. Oraya adamlarını yerleştiriyor. Sonra da satıyor. Ama kime satıyor? Artık ihalesiz satılmaya başladı. Kendi iş adamlarına satıyor. SkyTürk örneğini veriyoruz. Evet, iş adamları sürekli el değiştiriyor ama dikkat et, medyanın ne yayın yönetmeni ne de alttaki kadrolar değişmiyor. Şimdi böyle bir parti medyası gibi bir durum var. 2, müdahale var. Yani arıyor genel yayın yönetmeni, patronunu, işte Erdoğan Demirören örneğinde olduğu gibi, Alo Fatih örneğinde olduğu gibi yayın yönetmeni ve patrona ya bir dakika bu nasıl olur falan gibi müdahale ediliyor. Kendi medyası değil, patron medyası ama bir müdahaleye açık medya. Bir de bizim gibi müdahaleye açık olmayan, hele bu süreçte bir şey. Biz müdahaleye açık değiliz. Beni 3 aydır ne bir hükümetten kimse aradı, ne başbakan aradı, ne başka. Ama 3 aydır öyle. Tarık efendim? Ya, 3 aydır öyle değil mi? Beni efendim? 3 aydır öyle. 3 aydır öyle. Ama 3 aydan öncesi de var. Şimdi 3 aydan öncesinde... Yani ben mesela Akın İpek'le başbakanın bir telefon konuşmasında bir gerilim yaşadıklarını biliyorum. Evet. O gerilim üç üzerine... 3 aydan öncesinde hep şu olmuştur.
Bizim patronumuz yani hükümet tabii ki iyi geçinmeye çalıştı. Hiçbir zaman hükümete karşı dişlerini geçiren, çok affedersin ona çakmaya çalışan, bir açığını bir negatifini falan kollayan bir noktada olmadı. Artı bizim patronum hükümete de hiç işi olmadı. Yani kendi grubunun reklamı olmasın ama yani ne bir ihaleye girdi, ne bir banka, devlet bankasıyla işi oldu bir kuruş. Ama her bütün iş adamın devlette işi vardı değil mi? İşi var çünkü altın, Ankara altın dağıtıyor. Altın madeni. ÇED raporu. Evet. Şimdi sizin benim devletle işim yok diyemezsiniz ki. İşte üçüncü maddeye geliyorum. Devletle hiçbir iş. Devlet, hızlanalım. Üçüncü madde şu. Siz sözünüzü geçiremediniz. Ya bizi aradılar daha evvel. Rütük Başkanı da arardı. AK Parti Sözcüsü Hüseyin Çelik de arardı. Yani mesela bir tarihte aradı beni. Dedi ki işte efendim Başbakan Avrupa'da bir yerde şey yapacak. Burada da PKK'lıların protesto edileceğinden bahsediliyor. Şu süreçte biraz biraz itina gösterir miyiz? Siyasiler her zaman ricalarda bulunurlar. Bunu yaparsınız veya yapmaz. Bakıyoruz Sayın Bakanım dedim, kapattım. Ondan sonra da işte biz ne yaptık bilmiyorum. Yani onu söylemeye çalışıyorum. Bu tür şeyler olur. Son derece de doğaldır. Her parti rica eder. Bizi 3 aydır hükümetten kimse aramıyor. Eyvallah. Fakat şunu söylüyorum. Üçüncü müdahale şekli ne biliyor musun? En kanırtıcı olan YSK eliyle, RTÜK eliyle, bağımsız kurullar, rekabet kurulu, SPK, şu bu eliyle öncelikle sizin şirketlerinize bir baskı, bir işte daraltma, bir bunaltma, yıldırma ya da medyaya işte efendim kapatma, durdurma bilmem ne. Şimdi ben özgürlüklerden yanayım. Yani 3 ay kala seçim yasağım başlar. 10 gün kala anket yayınlama yasağım olur. Her şey serbest açık olmalı. Batı'da olduğu gibi. Seçim günü alkol satmak falan yasak olsun. Onlara bir itirazım yok. Fakat bu özgürlükten yanayım. Bu özgürlük, biz gizli komünist Türkiye alışkanlıkları hala devam ediyor. 70'lerdeki gibi. Bu eski usul kanunları hala uygulamaya sürdürüyor. Seçim siyasal partiler kanunu değişmedi. O da bir baskı olarak herhalde üzerinde. Son cümle, evet, baskı olarak. Eğer sen bana bunlardan dolayı bana İki kere uyarı, iki kere program durdurma verdiler. Samanyolu Haber'e insanın içi acır ya. Düşmanı olsa böyle bir ceza. 7 programdan 20 kez durdurma geldi. İnsanın içi acımaz mı? Gözlerime inanamadım kararı görünce. Samanyolu Haber'e. Şimdi ben soruyorum. Samanyolu Haber'deki arkadaşlarımızın gerçekten geçmiş olsun. Seçime kadar program yapamayacaklar. Hep belgesel gidecek. Şimdi Allah aşkına biz de 2 kere 3 kere yayınladık. Allah aşkına sen adil olmak şey değil mi? Hükümet kanalları orada. Başbakandan başka bir şey görmüyor. Muhalefetin M'si girmiyor. Bir kare bile. Biz yine 7-8 partiye yer veriyoruz. Bakın başbakan bize çok ciddi akreditasyon uyguladığı halde ben her gün mitinglerine bağlanıyorum. Her gün haberini yapıyorum. Ama onlara ceza gelmiyor diyorsun. Burada da çifte standart var. Tek taraflı tek. RTÜK Başkanı da çıkıyor. Mübarek adam. Kendi o hükümetin yakın medya organında işte siyasal partiler arasında fırsat eşitliğinden falan bahsediyor. Ben diyorum buna artık kargalar bile gülmez.